Arkadaşlar balık üzerine Cem'in önerisiyle sütlü tatlı yediğim için midem bulanıyor. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımda. Bakın. Şimdi üzerime kar yağacak. Üzerime kar yağmasını izleyelim. Evet arkadaşlar, yine rastgele bir vlogla sizinleyiz. Bugün neredeyiz? A1-210'dayız. Odamızdan ilk vlogumuz. Odamız çok sirkülasyonludur. Oda üyelerimizi sürekli değişim halinde. Başka bir vlogumda başka bir üyeyi görmüş olabilirsiniz. Değişti her şey. Şöyle göstereyim. Elif, kendini tanıt. Selam, ben Elif. Bu kadar. Elif.10 Instagram'dan takip alabilirsiniz. Bu ama hiç yani Sabancı ile ilgili hiçbir detay yok. Kaçıncı sınıfta? 2. sınıftayım. 2'nin 2'siyim. Endüstri mühendisliği öğrencisiyim. Başka finans yandal yapıyorum. Evet. Herkes yapmaz. Böyle kaliteli bir oda burası. Çalışkan bir oda. Şu anda ışık çok güzel çünkü dışarıda kar yağdığı için parlıyor. O yüzden bakamıyorum. Şimdi ormana kaçıracağım Rana'yı. Evet, size şöyle göstereyim. Bakın yani bak, bu manzarayı bir daha bulamam. Şöyle biraz kendimi bu manzarayla ve Cem'in çöpe atmak için ayırdığı Metallica tişörtünü ben giyiyorum. Evet, şimdi. Evet, şimdi buraya Ezgi'ye bakacağız. Merhaba, gelemedim. Merhaba, ben Ezgi. Evet. Cem nasıl tanıyor? Kendinden bahset. Kendimden bahsedeyim. Burada okuyorum. Sabancı'da okuyorum. Ben de 2'nin 2'siyim. İşletme okuyorum bu şekilde. Yandal yapacağım, henüz yapmıyorum. İşletme değil, management diyeceksin. Management, yönetim bilimleri hatta. Burası tabii, burası böyle bir okul. Evet. İşletme demiyoruz. Evet. Hemen Ezgi'nin havalı şeylerine zoomlayalım. Orayı bile. Vay be, 2 tane anlamlı. Bu kadar. Öz. Kısa ve öz. Da var. Evet, tamam. Evet. Şimdi ormana gideceğiz. Çünkü Elif biz ormana kaçacakmış. Öyle diyor. Evet, hadi bakalım. Gerçekten Sabancı'yı bu halde görebileceğime inanmazdım. Ben de ya. Güzel bakın. Ayak bileğimi geçiyor. Geçiyor. Oo, bayağı birikmiş burada. Evet arkadaşlar, şaşmış bulmaktayız. En saçma detayı bile veriyorum. Evet, çıktık, tespit. Şimdi ilk olarak okulu uzun süre böyle göremediğim için çok üzülmüştüm. Ama kar dualarımız tuttu. Ezgi gel. Neredesin? Kar! Çok güzel! Evet, Elif kalp yapıyor bu arada, ona bakabiliriz. Hemen Elif çekelim. Çok iyi. Bir fotoğrafını da çekin böyle. Cidden kalp yapacağını düşünmemiştim. Fotoğrafını hemen çekiyorum. Ben de geleceğim. Şimdi rektör evinin yanına doğru ilerliyoruz. Bu arada... Orman rivayetini hep duyuyorduk ama hiç görmedik biz ormanlarda. Bakacağız artık. 3. sınıfa geldim ve okulumun daha şeylerini bilmiyorum. İşte karantina, korona, böyle bir şey. Ne diyecektim? Ne diyeceğimi unuttum. Buralar da çok güzel görünüyor. Ay, kapatamıyorum. Biraz tanıtım yapalım. Burası sağlık merkezimize gidiyor. Daha kardan yürüyelim. Yani ne zaman kardan yürüyelim? Deneme yapıyoruz. Ayağımızın neresine kalacak? Oo, ben de gideceğim. Evet, ilk kez kar görmüş. Evet. Lokasyon burası. Tam durun. 40 numara ayağın izini görmek ister misiniz arkadaşlar? Hemen gösterelim. Şu an yeti. Gören şey oduncu ayağı. Gerçekten ormanlıkmış. Okulumdaki bu yeri kartusuna kadar fark etmemiştim. Ben de. Hiç gelmedim bile ama çok güzel. Şimdi Elif bize öncülük ediyor. Elif poz ver. Gel. Burası hayal ettiğimden daha güzelmiş bu arada. Ay çok güzel. Size yemin ederiz ki ben her sefer bir şey görmedim. Burayı atsan Instagram'da bir gezi rehberi sayfasına. Desem burası İsveç yerler. Hemen göstermek istiyorum arka planımı. Şuna bakar mısınız? Öyle mi? Diyeceksiniz ki efendim Konya'da bundan her gün var falan. Biz İzmirliyiz. Burada görmüyoruz. Neyse birazcık Elif çok gezinelim. Da geleceğim. Nasıl bozabilirim? Ya bayağı güzel. Aynen öyle yapabilirsin. Evet. Oo. Çok soğuk geldi. Bu video için bir elimi feda ettiğimi söylemek isterim. böyle kararlı, kendini adamış bir videographer'ım. Videographer neyse bu arada. Hiç İngilizce kelime koymayı sevmem bu arada Türkçe konuşurken. Öyle oluverdi. Bakalım. Oo, ayağım. Bilmiyorum görünüyor mu? Şimdi birazcık telefonu bir yere koyabilsek aslında karşı başımıza çekerdim ama Cem arkadaşımız şu anda rüzgarlarla batak oynadığı için bizi çekmeye gelemedi. Burası çok güzel. Evet, telefonumu koyacak bir yer bulamadım ama kar yağmaya başladı. Hiç de görünmüyor böyle yapınca. Neyse, şimdi kardan adam denememiz olacak. Eğer donmazsak update'leriz. Aa, gözü düştü. Boynu yok, çok komik oldu. Hani. Tamam, ağzı neyden olacak? Ağzı da artık kardan adam yaparken ki sabır seviyen 5 dakika falan sürdü. Eğlen. Çok güzel. Ezgi'cim çok fotojeniksin. Ha, teşekkür ederim. Tam beyaz ben... Beren'le de tam uyumlu olmuşsun. Ha, oldu. Aa, ama hani böyle biraz üzgün bir. Hayır ya işte biliyorsun. Agresif. Gayet üzgünüm. Bakın gülümseme böyle. Doğru haklısın. Ben size tebrik etmek istiyorum tek parmağımla. İsterim. Şimdi. Az önce yanlışlıkla göle girdik. Fark ettik ve ki şu koca boşluk aslında gölmüş. Yani buz tutmuş azıcık üstü. Yani benim anlayamadığım şey bu kadar derine gitmedik aslında ama hiçbir çıkış yok bile. Ama o kadar zor olmaz yani. Şuradan kaptırsak ineriz bence de. Yani okul binasının görünmemesi bir tık tabi insanı şey yaptı. Bir de şey yerde çalı mı göl mü hiçbir şey görünmediği için öyle bir sıkıntı oldu mu halledeceğiz. Ben size karaya vardığımızda update'lerim inşallah. Hatta benim götüm. Evet. Çok garip bir olay yaşandı. Bir plot twist anlatmak istiyorum. Geldiğimiz yoldaki ayak izlerimizi takip ediyoruz ama bir yuvarlak çizmemize rağmen. Evet. Yuvarlak çizmedik ama bu noktaya vardık. Ne düşünüyorsun? Beni çekiyorsun şu an. Evet. Abi, ya bilmiyorum. Ya da başka insanlar falan mı geçti? Anlamadım. Yok bayağı bizim ayak izimiz. Yani. Bildiğin bizim ayak izimiz. Böyle kaliteli bir şey olabilir mi? Göreceğiz birazdan. Evet birazdan Olaf'ı görürüz. Evet. Hansel ve Gretel'de bile bu kadar sağlam iz bırakmamışlardı. Çamur bir de bu. Valla bütün çalılık, toprak ana, her şey üstümde şu an. Müthiş bir maceraydı. Evet, dönmeyi başardık. Harika bir deneyimdi. Okul turu yapmaya mecalimiz yok. Nasıl bir deneyimdi? Hemen röportaj yapalım. Evet Ezgi, nasıl buldun? Evet, bence çok güzeldi. Hani maksimum bir şekilde deneyimledik. Ama şöyle bir sorun vardı ki herhangi bir yerde göl olabilirdi. Ve ölebilirdik ama ölmedik. Hiç yok. Bu şekilde bence çok güzeldi ama. Elif rehberliğimizi yaptın. Allah sana biraz hayatlasın. İğrenç oldu burası. Nasıl hissediyorsun? Ben cidden rehberlik açısından çok mutluydum. Ama göle batacağımızdan ben de bir korkmadım değil. 2 kere göl gördük. Bence aynı yeri dolaştık sürekli. Evet o ama çok saçmaydı çünkü hani nasıl o kadar büyük bir yer ya da aslında büyük bir yer değil ve biz çok fazla kez dair çizdiğimiz için acaba böyle düşünüyoruz. Evet doğru. Plot twist. Evet, cevaplayın. Plot twist aynen. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Cem saatlerdir dışarıda. Biz en azından küçük bir ders çalıştık. Merhaba kedi. Burası kedi. 15 dakika. Şimdi yemekhanemize çekeceğiz. Evet, şimdi alışverişe geldik. Elif orada. Ben de buradan bütün paramı yumuşatıcıya vermeye hazırım. Gerçi yine azmış ya. Ben bir 50 falan bekliyorum. Neyi? Bebe bisküvisi yok. Evet arkadaşlar, ben bu vlogun misafiri Cem. Şimdi Sabancı'da bir cumartesi akşamı size etrafı göstereceğim. Kamerayı sallamadan çekersek. Her yer kar, bayağı yağıyor. Rana da benimle dönüyor. İnsanlar oyun oynuyor. Okul çok güzel. Saçımı da yeni kestirdim. Kar kesimi. Saç diplerim. Saç diplerim de donuyor. Ama nasıl kar yağıyor? Kar küresinin içindeki şey gibiyiz. İnsanlar gibiyiz. Sanki Cem Sabancı bugün, bir kar küresi değil mi şu an? Ben biraz dertlenmek istiyorum. Cem bugün hiç ders çalışmadı. Gitti. Rüzgarımla, Ozan'la, Defne'mle oturdu, Metin'imle. Ben odamda ders çalışanla çıkamadım. Evet, sıra nasıl bende. Gökyüzü çok garip. Gökyüzü evet çok garip. Bayağı şu an aşırı belli olmuyor. Mesela şöyle elimi koysam aynen bakın. Üf, tam bir YouTuber'ım ya. Rana abi onun içine bunu katarsa güzel kızlar eklesin. Evet, şimdi yan komşum Omay kahve yapmış. Beni de davet etti sağ olsun. Şimdi onun kapısını çalacağım. Alo. Ben Berkant'la konuşayım mı? Evet. Komşumuz Omay'la bugün kaliteli bir kahve sohbeti yaptık. A5. Yan yana yaşamamıza rağmen kaçıncı buluşmamız acaba? Evet abi. 3. falan. Hemen kahve bardağımı göstermek istedim. Duble kahvemi içtim. Bu gece uyumayacağım asla. Tamamdır abi. Ben siparişim de benim o zaman. Legal işlemlere girmesin Starbucks bardağı. Orta boy. Çaldın Los Angeles'ın ne kadardı? Evet, kar çok yumuşak. Arkadaşlar yine aşağı indim kara. Metin'le birlikteyiz. Evet, beni odadan kovdular. Can dostum. Aynen. Beni can yalnız dostum bırakmadı. Can dostu ama. Ne kadar beni değil Cem'i arasa da artık. Telefonda ne diye kayıtlayayım onu söyle ondan sonra. Her şey yanında bir Metin, Enes, telefonda Savaş, Metin, Enes, Sabancı. Mesela Cem oda has kardeşim Metin diye kayıtlayayım. Daha ne diyeyim artık. Gerçekten öyle mi yazmış? Öyle umuyorum ben. Tamam öyle yani. O zaman sen bundan sonra Metin'im Enes Sabancı diye kaydediyorum. Bravo adam. Olur mu? Bravo. Sağ ol yenge. Pardon. Ha. Ya bitti. Artık Cem bizim eniştemiz değil, Rana bizim yengemiz. Öyle bir samimiyet zinciri kurduk. Ama gene bu soğukta da dışarı ben çıktım Rana'yla. Ya. O da bir düşünürsün. Ya Metincim. Senin yerin ayrı. Apayrı. Apayrı. Her zaman da bu da bak bir şey daha eklemek istiyorum. Güzel bir tesadüf daha. 2 yurtta kaldığımız senede de Rana ile komşuyduk. Evet. A2, A3, A1, A6. Evet. Bu gerçekler de göz önünde bulundurulsun. Bunlar gerçekler. Gerçekler her zaman doğrudur ve acıdır. Ama bu çok tatlı bir gerçek. Çok tatlı bir arkadaşlık. Böyle. Evet. Yarın bakalım bacağımıza kadar kar olacak mı? Çünkü bugün daha. Gece gene yağacakmış 2'den sonra. Karların yumuşak olması neydi? Havanın güzel olduğunu. Havanın güzel olduğunu. Çünkü neden? Buz yok. Kar soğuğu kırar. Doğru. Ve bir tane özlü söz söyleyeceğim. Çek beni. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı ve karı unutmaz. Vay. Bunu beklemiyordum. Evet. Gerçekten bütün Adanalı ve İzmirliler şu an burada. Ben çekelim. Evet Rüzgar, kendini tanıt. Evet, ben Rüzgar. Bak Cem, burayı bipleyeceğim hani. Adanalıyım. Evet. O yüzden şu an çok mutluyum. Hayatımda ilk defa böyle bir kar görüyorum. Aslında böyle bir kar değil. İlk defa kar görüyorum. Böylesini dağda ilk defa görüyorum. Doğru. O yüzden çok mutluyum. Harikasın. Ozan. Evet. Ozan gel. Gel, kendini tanıt. Geldim. Çok mutlu. Çok inanılmaz. Hele hipoter. Yok be kızım. İlk defa kar görünce tabii nelerin gerektiğini bilmiyoruz. Eldiven gerekiyormuş. Hatta kar eldiven. Maske gerekiyormuş. Ceng? Oyun tanrısı. Sana ne olmuş? Bize kara mı itti? Evet. Kara itti. Işık yanıyor. Karnınız şimdi kapattı. Evet arkadaşlar. Bugünlük vlogumuz bu kadardı. Bugün kar dolu bir günde. Görüşürüz Ece. Görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hale bak hale. Hadi valoya. Hızlı kayamadım.